Siz enteresan bir iktidarsınız. Bakın 1917 yılında Osmanlı, şer'i hukukla yönetilen Osmanlı bile bir padişahlık kararnamesiyle Şeyhülislam'dan alıyor bu tür işlemleri, nikah kayıtlarının tutulması işlemlerini. Kime veriyor? Kadılıklara veriyor, mahkemelere veriyor. Ama siz 1917'deki Osmanlı'nın bile gerisine götürüyorsunuz. Yapmayın bunu. Bakın milyonlarca Alevi vatandaşımız var, siz görmek istemeseniz de. Yüz binlerce gayrimüslim vatandaş var, Hristiyan ve Musevi bu ülkede. Siz onlara nasıl böyle bir şey dayatma hakkını kendinizde buluyorsunuz? Hiç bunu sorguladınız mı? Neden böyle bir dayatma yapıyorsunuz? Ya papazlar ruhban sınıfının üyeleri. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Siz Avrupa'daki papazla, Hristiyan papazla Türkiye'deki müftüyü veya imamı aynı kefeye koyamazsınız. Bunu anlatmaya çalıştık ama ya anlatamadık ya anlamamazlıktan geldiniz. Genel ahlakı neye göre tanımlıyorsunuz? Bu bile belli değil. O yüzden bu tasarının ben derhal çekilmesini talep ediyorum. Yine komisyonda çok gündeme geldi. Sayın Bakan ısrarla cevap vermedi ama Türkiye'nin güncel konusu. Şu belediye başkanları meselesi. İşişleri Komisyonu da çok ilgilendiriyordu. Tuhaf bir şey başladı. Belediye başkanları saraydaki Sayın Genel Başkanınız istedi diye istifa ediyor. Belediye başkanlarını halk seçiyor, halk. Halk seçtiği için biz de halk adına hesap soruyoruz. Niye istifa ettirtiliyor? Nedir bunlar? FETÖ'cü mü kardeşim bunlar? FETÖ'yle iltisaklı mı? O zaman niye istifa ettirtiyorsunuz? Niye suç duyurusunda bulunmuyorsunuz? Niye HDP'li belediye başkanlarına yaptığınız gibi kayyum atamıyorsunuz? Ben bunun cevabını arıyorum. Peki ikinci ihtimal aklıma geliyor, yolsuzluk. Ama ben yolsuzlukla ilgili olduğunu zannetmiyorum. Çünkü sizin belediye başkanlarında zaten yaygın bir yolsuzluk uygulaması olduğu belli zaten. Bu yolsuzluklar da sizi hiç rahatsız etmiyor. E o zaman üçüncü bir ihtimal aklıma geliyor. Acaba reise gereken saygıyı göstermekten imtina mı ettiler? Bundan dolayı mı istifası isteniyor? Ya var mı Cumhurbaşkanımızın kanunda böyle bir etkisi? Ben şunu söylüyorum, bakın FETÖ'cüyse bunlar gereğini yapın. Üzerine gidin. Savcılara verin elinizdeki belgeleri. Yolsuzluk yaptılarsa da gereğini yapın. Ama senin kaşın üstünde gözün var, senin bakışlarını beğenmiyorum tarzında istifa ettirtiyorsanız da bu belediye başkanları direnmeli. Bakın bizim Bolu Belediye Başkanı ile ilgili de muhtemelen sizlerden birileri basına düşürmüş. Ben Bolu Belediye Başkanı'na dedim ki, çıktım basının önünde. Kardeşim dedim, en büyük siyasi rakibimdir Bolu'da. Dedim ki eğer sen FETÖ ile bir bağlantın yoksa, eğer senin büyük bir yolsuzluğun yoksa istifa etme, biz arkandayız. Ama bunlarla bir bağlantın varsa bu FETÖ ile, terör örgütüyle veya bir yolsuzluğun varsa git savcıya kendin teslim ol dedim. Böyle de olmalı. Zaten siz bu istifaların ben FETÖ ile mücadele ile ilgili alınmış bir karar olduğunu düşünmüyorum. Melik Gökçek'in istifasını isterken parsel parsel verdiklerinden dolayı istifasını istediğini de düşünmüyorum. O konuda samimi olsa FETÖ ile mücadele konusunda partiniz ve Sayın Cumhurbaşkanı, bakın Sayın Metin Er bir konuşma yaptı burada. 15 Temmuz törenlerinde, anma törenlerinde mecliste Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında iki eski FETÖ'cü bakan vardı dedi. Kim dedik, cevap vermedi. Ben baktım o resimlere. O resimlerde orada iki tane eski bakan var, doğru. İsimleri de biri Bülent Arınç, biri Suat Çelik. Sayın Metin Er, mertseniz, sözünüzün arkasındaysanız çıkar burada açıklarsınız. Bu isimler Bülent Arınç ve Suat Çelik miydi? Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.